Cumartesi sürprizine keyifli bir haber turuyla başlıyoruz. Ünlüler dünyasında neler oluyor? İşte renkli dünyadan son haberler. Aslı Turanlı'yı cadde turunda görüntülüyoruz. Kız arkadaşlarıyla Kalem Adası'nda yoga kampına gitmişler. Çok güzel geçti biliyor musun? Ben zaten her sene gidiyorum yoga kampına. Ve hayatıma bunu bir kültür haline getirdim. Herkese de öneririm. Öyle bir kız kıza ufak bir tatil yaptık. Son dönemin en çok konuşulan gruplarından Köfnün dağıldığı haberleri müzik dünyasına bomba gibi düştü geçtiğimiz hafta. Her anın aklımda her kıvrımın sanmasınlar seni benden ayrı savrulur savrulur saçlarında hayatı seni sorsunlar benden bir tek ben anlarım. Köfn üyelerinden Bilgi Kağan Etil'i görüntülüyoruz. Etil grubun dağıldığı iddialarına dair bakın ne diyor. Grup dağıldı diye şu an bir şey söyleyemem yani. Hani, yani de bir karar vermiş durumda değiliz yani. Hani. Ama biraz ben biraz daha bireysel işlerimi şu an ağırlık verdiğim için. Bilge Kağan Etil, grup arkadaşı Salmantin'le birbirlerini takip etmemelerine dair soruyu da dargınlıklar olabilir diyerek yanıtlıyor. Ya olur, arkadaşlar küsebiliyor, barışabiliyor. Yani hani dediğim gibi yani bizim de okey benim bir dargınlığım, bir kırgınlığım olmuş olabilir ama bu yani iki arkadaş arasında olan bir şey yani hani. Bazen iş başka, arkadaşlık başka olabiliyor. Bazen birbirine karışabiliyor çünkü hem arkadaşsın hem iş yapıyorsun hani. Ya o yüzden bir şey diyemiyorum yani. Peki karşı taraftan tekrardan beraber devam edelim gelirse kabul eder misiniz? Ya şu an öyle bir şey konuşmadık. Yani o yüzden zamanla gösterir bilmiyorum. Hadi gel düşsek dillere, gelsek gözlere. Beni kendine çeksen kendime getirip sallayıp geçmişe hiç kaygıya gerek yok. Bir sar beni rahatla. Balık gibi uçalım hayale dadanıp gönlümü kandırıp Antalya Açık Hava'da konser veren Gökhan Türkmen bir hayranını kız arkadaşına evlilik teklifi yapması için sahneye davet etti. Genç kız evlilik teklifine evet yanıtını verince seyirciler çifti böyle alkışladı. Bana teklif edeceğim diye çok korkuyorum. Seni ömrümün sonuna kadar çok seveceğim. Beraber gülüp beraber ağlayacağız. İlle benimle olur musun? Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut geçtiğimiz hafta Kıbrıs'ta sahne aldı. Ebru Gündeş ve Hakan Altun'a olan hayranlıklarını dile getirdi iki şarkıcı. Ebru Gündeş ve Hakan Altun gibi bir isimler zaten hani bir insanın hani düet için ya da birlikte hani düet değil de birlikte oturup sohbet etmek için bile çok isteyebileceği iki bir isim. Onlara da buradan çok çok selam olsun. Çok da seviyoruz, severek dinliyoruz. İlerleyen zamanlarda neden olmasın inşallah. Çeşme'ye uzanıyoruz. Mahsun Kırmızıgül Çeşme'de verdiği konserde Sezen Aksu şarkılarını yorumladı ve konuklarından beğeni aldı. Ben sende tutuklu kaldım. Kendi hayatımdan çaldım. Yedi cihan dolandım. Bana mısın demin? Mahsun Kırmızıgül, Sezen Aksu'nun ağlayan fotoğrafının önünde Sen Ağlama şarkısını söyledi. Ağlama lazım demeyim sana, ağlayamam. Al yüreğim, senin olsun. Yüreğim bende kalırsa yaşayamam. Çeşme'de sahneye çıkan bir başka ünlü isim Hande Yener'di. Hande Yener hareketli şarkılarıyla misafirlerini eğlendirdi. Benden bir tane daha yok. Bir tane daha yok. Benden bir tane daha yok. Bir tane daha yok.
Sinan Özen'le yeni şarkısının klip çekimindeyiz. Bu klip ünlü şarkıcının müzik kariyerinin 70. klibiymiş. Buna özel de klip çekiminde pasta kesildi. Vallahi bugün onun bir sürprizini yapıyoruz. Bu 70. klip... Buraya gel. Ben herhalde daha önce klibe de pasta kesen... Baksana hemen diyecek ki... Ne oldu? Ne zaman 70 oldun abi Maşallah. Falan. Uğur Aslan, söz ve bestesi rahmetli şarkıcı Cem Karaca'ya ait olan Bir Miras Yedi Ağıt şarkısını sevenleriyle paylaştı. Bütün dünya nimetini tattın işte gidiyorsun. Bütün dünya nimetini tattın işte gidiyorsun. Sonunda ecel şerbetin içtin işte. Emre Kaya, Kafama Göre isimli yeni single projesini müzikseverlerin beğenisine sundu. Sözü ve müziği Emre Kaya, düzenlemesi Mustafa Ceceli imzası taşıyan Kafama Göre, 2024 yazının hit şarkısı olmaya aday. Aklıma geleni yapıp da bitemezmiş gidemezmişim. Kafama göre akıp da sevemezmişim. Hadi ya! Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten'le Las Vegas tatilinden bu kareyi sevgilim notuyla paylaştı. Pop müziğin başarılı yorumcularından Esma Er, Hayat Gör Beni isimli yeni çalışmasını yayınladı. Esma Er, şarkısında hayatın yalnız bırakılan insanları adına daha renkli, daha hareketli bir hayat diliyor. Ferhat Göçer, 20 Temmuz 1974'te gerçekleşen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünü özel bestelediği 50. yılı Şafak Marşı'nın klibini yayınladı. Rutkay'ın eşi Kerimcan Kamal ve ikiz çocukları Piraye ve Rutkay Kerim'le olan bu sevimli karesi sosyal medyada çok beğenildi. Uzun süredir aşk yaşadığı Mike Schrama ile Dünya Evine girmeye hazırlanan Karsu, düğün öncesi kına gecesi geleneğini yerine getirdi. Ünlü şarkıcı geceden bu kareleri yayınladı. Burcu Özberk mutfağa girdi ve smoothie yaptığı anları paylaştı. Betül Demir yeni şarkısının klip çekimleri arasında radikal bir karar vererek saçını böyle kestirdi. Ayşe'nin Şamlıoğlu sosyal medyadan yaptığı bu paylaşımla sağ elinden iki operasyon geçirdiğini duyurdu. Usta oyuncu paylaşımında sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.